Hepinize yeniden arkadaşlar ben Ali Can ve bugün arkadaşlarla birlikte Karisit serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Karisit C5 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki Karisit videomuzda biliyorsunuz ki C5 serisine başlamıştık. Çok güzel yatırımlar yapmıştık. Bu gördüğünüz koca bebeği satın almıştık arkadaşlar. Bu videoda da yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Paralarımızı kazanacağız. Serimizi bitireceğiz. Yani seriyi tabi bu videoda bitirmek zor ama en azından büyük ilerleme kaydedeceğiz arkadaşlar. Hem bu arabayı da biraz daha yakından görmüş, pistlerde tanımış olacağız. Evet, hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. C5'te şu Syndicate, Speedline Syndicate serisine başlamıştık. İki yarış yapmıştık. Bu serinin yarışları çok uzun. Yani gördüğünüz gibi en kısa yarışlar böyle. Şuradan gidersek daha kısa. O yüzden arkadaşlar hani biliyorsunuz ki bir önceki serilerde her seri için her videoda 3 ya da 4 yarış yapıyorduk. Hani bu seri için her videoda 2 yarış anca, yani 3 yarış belki ama 2 yarış yapıp bitirebiliriz arkadaşlar. Çünkü çok uzun yarışlar, video uzar. Yani 3-4 yarışa gidersek videoyu çok uzatmak istemiyorum. Zaten parça parça yapacağız. Evet, arabamız şu anlık arkadaşlar 500 520 beygir mi ne, öyle bir şeydi sanırsam. 1700 kilo civarında bir kilomuz var. Biraz tombiş bir araba kendisi. Ama onda şey yapacağız, yani ağırlığını azaltacağız. Şu an sadece body swap yaptım. Ekstradan ağırlık azaltma yapmadım. Oyuna body swap gelmesi bu tarz araçlar için çok iyi oldu. Çünkü çok hantal kalıyorlardı pistte. Artık arkadaşlar o eski hantallıkları yok. Çünkü body swap olaya geldiği için arabanın komple dinamiği değişiyor, yani bu ağırlık azaltmayla beraber daha atik oluyor. Yani o yüzden benim size tavsiyem, eğer hani bu tarz yüklü bir Amerikan arabası alıyorsanız hiç beygir falan boş verin arkadaşlar. Direkt ağırlık azaltma yapın. Çok faydasını göreceksiniz kısa vadede. Evet. Mazda RX-7 var. Dodge Charger var. Öndeki de mi RX-7 göremedim. Ha, BMW M2'ymiş. Şöyle. Evet, bu arada aracımın son halini görüyorsunuz. Nitrolar, efektler, renkler falan. Çok şık bir kombin yaptım. Kırmızı siyah. Kırmızı siyah kombini severim biliyorsunuz. Bu arabaya da yakıştığını düşünüyorum. Arabanın zaten parçaları siyah. Lastikleri, tekerlekleri falan da siyah. Dedim bari kendi rengi kırmızı olsun, açsın arabayı. Yani en azından bu siyah detaylar gözüksün. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, arabamız gördüğünüz gibi uzun yolda affetmiyor. Şu an gerimde kaldı bayağı hepsi. Yani C5'e göre gayet iyi hızımız. Dediğim gibi şu an ah be, geçemedik değil mi? Şu an tek sıkıntımız ağırlık. Ağırlığı da halledeceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok yani. Evet, arkamdan yetişti bu arada eleman. Ama buralarda durması gerekiyor tabii. Evet, aracımızın kontrolü de burada fena değil. Yani gerçekten yol tutmayı isteyen bir araç. Zaten bunu hazır paket olarak aldım biliyorsunuz. Adamlar bütün kontrolünü, lastiğini, her şeyini yapmış. Çok iyi yol tutuyor. Yani ben bu kadar beklemedim arkadaşlar. Bakın şu an siz de görüyorsunuz. Yani araba kendisini çok zor salıyor. Gayet iyi yani. Evet, bu benim bu arada ahmaklığımdı. Devam edelim. Evet, ileride virajımız var. Şimdi frene bassak yeterli. Aynen, fren de çok iyi bu arada. Fren sistemini de beğendim. Hani gerçekten geç de frenleseniz toparlıyorsunuz yani bir şekilde. Bak şu an geç frenledim. Gördünüz mü? Daha geç bile frenleyebilirmişim. Evet, son 4000 metre sanırım artık full düzlük. Artık aracımızın potansiyelini kullanabiliriz. Ha yok, düzlük değilmiş. Tamam. Nitroya basacaktım çünkü de duruma göre artık o zaman basmayayım. Evet, burada basabiliriz bence ya. Evet, fabrika değeri 300'dü. Bakalım gerçekten 300'ü görüyor mu? Evet, 300'ü geçtik tabii. Yokuş aşağı olduğumuz için geçtik. Of 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 of. Abi çok iyi toparladık ya. Ya gerçekten. Yani araba bana o özgüveni verdi ya. Gerçekten o özgüveni veriyor.
Başka araba olsa orada bitmiştim arkadaşlar. Ne durabilmiştim, ne dönebilmiştim o hızla. Çok tehlikeliydi. Bunu da toparlıyoruz. Güzel yani arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Araç hazır indirimdeyken bu paketi alın yani. Bence fiyat performans olarak güzel. Paketlerin fiyatı da arkadaşlar güncelleniyor bu arada. He. Öyle şey sabit fiyat sanmayın. Bakın ben oyuna başladığımda paketli alınabilecek en mantıklı araba Mazda RX-7'ydi. Mazda RX-7 170 lira mı neydi arkadaşlar paketi. Ve güzeldi yani. C5'li çok rahat. Direkt hazırdı yani. Ratingi her şeyi. Şu an baktım arkadaşlar 215 lira mı 230 mu ne olmuş ya. Uçmuş yani. Hiç gerek yok abi. Kaç paraymış Mazda? Nerede oğlum Mazda? Heh. 215 lira arkadaşlar. Hiç gerek yok. Ya şu an hiçbir avantajı kalmadı. Benim paket ne kadar? Benim paket işte en son 150 idi. Benim paket nerede? Aa. He, ben o paketi aldığım için burada gözükmüyor değil mi? Doğru. O sizde gözükür arkadaşlar. Ben paket satın aldığım için gözükmüyor ama 150 falandı yani. Evet, devam edelim. Aa, bu 7.2 turlu mu? Yok, turlu da değil. Aa, online'a girdim yanlışlıkla. Dur. Girme online'a kardeşim. Online'da ne işimiz var? Hemen basıp gidelim arkadaşlar yeni yerimize. Bu arada aracın içini de göstereyim. Yani içine bir ayar yapmadım. Tamamen satın aldığımda araba böyleydi. Ya yani ben şahsen beğenmedim bu arada. Ben orijinal kalmasını isterdim. Hani el freni okey. Bak el freni güzel. Ama hani direksiyonu bari bırakaydım be kardeşim. O büyük kalın direksiyonu görseydik yani. Evet, zaten geldik. Oo, benzini benzini içiyor tabi. Hemen doldurup gelelim. Evet, 10 litre aldık arkadaşlar. Biraz benzin aldık. Vallahi çok içiyor ya. Ama arkadaşlar aslan beslen yemini düşünmez siz. O yüzden çok takılmayın yani. Evet, niye %57'de kaldı? Evet arkadaşlar, ufak bir aksaktan sonra hemen geldim. Şimdi başlayalım. Bu adamlar az önceki adamlardı herhalde. Neyse hemen başlayalım. Evet, bizim aracımızın tek dezavantajı işte o da ağırlıktan dolayı. Ağırlığı daha yapmadım biliyorsunuz. Kalkışı. Ağırlığı takarsam of kalkışın bile güzel olacak. Bu arada fena kaza oldu ve iyi toparladık. Gördünüz mü? Çaktırmayın arkadaşlar. Evet, devam. İşte bu ya. İşte bu abi ya. Ya bana bu özgüveni veriyor ya araç. Bak görüyor musun? Arkamdaki de benimle aynı hızda viraja girdi. Adam nanay oldu yani. Ama biz her zaman toparlayıcı olacağız. Gerçekten çok iyi. Düzlük mü abi? Düzlükse basarım. Düzlükse basarım ya. Hiç acımam yani. Bas. Oh. Yapma. Tamam. Çok iyi. Abi çok iyi toparlıyoruz ya bu videoda. Gerçekten. Buradan da toparlar mıyız? Eh diyelim. Eh diyelim. Hadi bakalım. Ya sıkıntı yok bu arada. Beni daha geçemezler de. Çünkü araba hem virajlarda hem düzlükte iyi. Ya, o yüzden öyle bir ihtimal yok yani. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün yarışları tekte yapıyorum. Sabahtan beri. Gerçi bütün yarış dediğim bir yarış gördünüz siz ama yani benim arka planda yaptığım yarışlar da var tabi. Çok rahat yapıyorum yani abi. Hop şuna böyle çarparak duralım. Nasıl taktik ama? Dostum sen beni gerçekten geçebileceğini zannettin mi? Yani hani öyle bir ihtimal düşündün mü? Abi arkadaşlar gerçekten çok saygısızca oynuyorlar ya. Hoho hadi bakalım bas.
Bas be, kim tutar seni abi? Bas ya. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Yalnız yarışlar da tam benim arabaya göre, fark ettiniz mi? Evet arkadaşlar, iki yarış yaptık. Normalde iki yarış demiştim ama şu boss yarışını yapalım ya, değil mi? Boss yarışını yapalım arkadaşlar. Ve günümüzün son yarışı olsun. Hemen gidelim arkadaşlar boss yarışımız yerine de. Evet, bu arada arkadaşlar çekmemi istediğiniz farklı etkinlikler, şeyler varsa, yani Karis Street için söylüyorum. Diğer oyunlar için zaten çektiğim diğer oyun yok. İşte bir car parking var, onu da arada bir güncelleme olunca çekeceğim, söylemiştim size. Normalde bıraktım onu. Beklerim yani arkadaşlar. Yakında yine Karis Street canlı yayında gelecek. Yani ne zaman sonra gelecek? İşte yaklaşık 2-3 hafta sonra arkadaşlar. 2-3 hafta sonra, yani ocağın sonunda sizi bomba bir yayın bekliyor. Böyle pingsiz, takılmadan çok güzel bir yayın bekliyor. Bu arada benzinimiz az. Yani 40 litrenin çeyreği kalmış. Yaklaşık 8-9 litremiz falan kaldı. Acaba yeter mi diye şu an kara kara düşünüyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir yola bakabilir miyim? İki tur ya. Tek tur olsa yeterdi de iki tur sıkıntı abi. Bir de bu araba yakıyor. Ya şöyle diyeyim, tek şansımız var arkadaşlar. Tek şansımız var. Bence neyse, izleyelim. Evet arkadaşlar, benzinimizi de doldurduk. Direkt benzinciye gittim. Çünkü yine hata verdi. Benzinciye gidip doldurmak gerekiyor arkadaşlar. Böyle video izleyince olmuyor, sıkıntı çıkıyor. O yüzden size tavsiyem, seri yarışlarında benzininiz azaldığında uslu uslu benzincinize gidip doldurup gelin arkadaşlar. Hiç böyle şeylerle uğraşmayın. Evet, serimizin ilk boss yarışı, yani mini boss gibi bir şey aslında. Nissan Fairlady var. Alırız yani bu araba. Yani çok tırt geldi benim gözüme. Yani düzlükte en azından almamız lazım. Tamam, kalkışta geçmesi normal. Ona bir şey demiyorum. Bakalım düzlükte. Evet, yavaş yavaş geçiyoruz. Kontrol gerçekten çok iyi ya. Cidden. Cidden buna mı takıldık? Ya. Kontrol çok iyi dedikten sonra benim hareketler. Neyse tamam. Şimdi hardcore bir oynayışla bu işi bitireceğim. Güzel. Daha güzel. Evet, zaten iki tur arkadaşlar. Yani aslında bir önceki yarışı da iptal ettirmeme gerek yoktu. Yani hata yapabiliriz yani. Sonuçta uzun bir yarış. Toparlama şansımız var ki gördüğünüz gibi düzlükte adama saplıyoruz. Bu bizim için çok iyi avantaj. Virajlarda da hani kötü olmadığımız sürece bu yarış bizde. Güzel. Daha güzel. Adam yetişti bu arada. Yapma, 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 yapma. Ohoho. Evet, bu sahne tanıdık geldi mi arkadaşlar? Az önceki sahne. Arabaları filmini izleyenler bilir o sahneyi. Ya biz de birkaç taktik biliyoruz yani arkadaşlar. Lütfen, lütfen. Evet, sola dönmek için sağa kır. Güzel. Bu arada yarış uzunmuş ha. Yani uzun. Ama bizim de yolumuz uzun. Hemen basalım. Düzlükte basmayacağız da nerede basacağız, değil mi?
Güzel bastık. Adama bayağı fark açtık yani bu basışla. Abi işte bu ya. Seviyorum bu arabayı ya. Ya böyle içimde biraz korku barındırıyor. Hani ulan ya kontrolü kaybet. Ama yok arkadaşlar, yok yani. Araba gerçekten göründüğü gibi değil, biliyor musunuz? Yani bu kadar agresif görünümünün altında aslında çok böyle narin, yolu tutmak isteyen sakin bir araba var. Tabii sakin dediğime bakmayın, 500 beygir de. bu beygiri de arttıracağız ama. Arkadaşlar C6'ya geçelim. C6'da bu arabaya çok çılgın modifiyeler yapacağız. Beklemede kalın yani. C6'da var ya, C6'da bu arabaya arkadaşlar evrim geçireceğiz. Evrim teorisini yeniden açığa çıkartırız arkadaşlar. Öyle bir modifiyeden bahsediyorum. Tabii görünüş olarak değil yani, kaporta, kaput içine yapacağız. Bütün yatırımı kaputun altına yapacağız arkadaşlar. O kaputun altındaki 6.1 litrelik V8 motoru var ya. Ona işte abi yatırım yapacağız. Efsane deli bir şey olacak araba. Beklemede kalın. Benden size demesi. Bu arada arkadaşlar her videoda soruyorsunuz abi işte telefon. Abi telefonun markası Samsung Galaxy S22. Bütün videolarda söylüyorum. Bütün videolarda çekim telefonum aynı arkadaşlar. Ben YouTube hayatıma yaklaşık son 1,5 yıldır S22 ile devam ediyorum. Yani bütün car parking'tir, car exit'tir. Bütün videolarım S22 arkadaşlar. Tamam mı? Yani aklınızda soru işareti kalmasın. Eğer sizin de S22 telefonunuz varsa böyle benim gibi hem kayıt alıp hem kasmadan donmadan oyununuzu oynayabilirsiniz. Şu an benim yaptığım gibi. Evet, yarışı bu arada bitirdik diyebilir miyiz? İşte bu ya. İşte benim oğlum. Dın dın dırın dın. Evet arkadaşlar. Güzel. Vallahi seri yorucu. Ama bitecek arkadaşlar. Bu da bitecek. Bu da geçer. Bu da biter diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bugünlük, bu videoluk bu kadar ilerleyebildik. Yani 3 yarış yaptık bu arada. Yine az buz değil yani. Bayağı ilerledik. Kaç yarışımız kaldı? 5 yapmışız, 10 kaldı. İyi. Azı gitti, çoğu kaldı arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bye bye.